tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet, Stüdyo Amsterdam'la tekrar karşınızdayız. MTA uzmanına gideceğiz. Zafer Ergezen bizlerle birlikte. Zafer hoş geldin, iyi haftalar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şöyle genel bir MTA cephesinden lokomotif ürünleri dinleyerek başlayalım. Dolar endeksinde sınırlı bir düşüş var. Petrolde ise sınırlı yükseliş. Genel değerlendirmeleri teknik seviye tarafında ve vadeli işlem piyasasında ağırlıklar nasıl ilerliyor? Tabii ki. Geçtiğimiz hafta içerisinde özellikle dolar endeksinde toparlanma gördük. Neden gördük peki bu toparlanmayı? Çünkü çekirdek enflasyon hala yüksek kalmaya devam ediyor. Tarım dışı istihdam ise beklentilerden daha iyi geliyor. Fed'in beklentilerinden daha iyi geliyor ki zaten bunu Powell toplantıda da açıklamıştı. Ve burada noktada baktığımız zaman acaba Fed bir miktar daha şahinleşebilir mi? Merkez bankaları daha şahin açıklamalar gelebilir mi? Endişesiyle birlikte dolar endeksinde toparlanmayı gördük. Brent petrolü bunun etkisi net olarak hissedildi. Hızlı bir geri çekilme yaşandı. Endüstriyel metallerde bunun etkisini net olarak gördük. Özellikle alüminyumda örneğin çok sert satışlar vardı. Haftaya başlarken haftaya bir miktar daha böyle sakin başlıyoruz. Türkiye'deki seçimler sonrasında da bir miktar daha böyle yatay gidiyor. Emtia piyasaları da bir miktar yatay gidiyor. Dolar endeksinde bir miktar gevşeme var. Bu nedenle de emtialar tarafında alımlar var. İşte altında, petrolde, endüstriyel metallerdeki alüminyumda geçen hafta sert satışlar gelmişti. Bir miktar toparlanma görüyoruz. Genel olarak piyasalarda bir miktar daha o geçtiğimiz haftanın sert satışlarının dengelenmesi olduğunu görüyoruz. Dolar endeksinde de sizinle beraber yayınlarda da konuşurken önceki haftalarda bir miktar buralardan tepki gelebilir diyorduk. O tepki gelmiş oldu. Nereye kadar gelirdi zaten buraları bekliyorduk. Bunun üstüne çıkar mı? Bir miktar daha belki yukarı gitme imkanı var ama ben 103,5'ların üstüne çıkmasını çok fazla beklemiyorum dolar endeksinin. Sene başından beri konuştuğumuz o ilk yarının son yarı yıl bitinceye kadar o yaşanacak hareketli piyasa devam ediyor. Onun etkilerini görüyoruz piyasada. Evet, aslında güzel bir özet aldık. Bir kere dolar DXY'da 103,5'in üzerine düşünmüyorsun olma ihtimalini. Bu Fed ile ilgili faiz kararlarındaki beklentilerini de aslında biraz masaya yatırıyor. Bir diğer tarafta geçen haftaki sert satışlara gebe kalan altın, petrol, alüminyum gibi ürünleri ki seninle de konuşmuştuk. Bunlarda biraz toparlanma var. Peki fırsatlar nerede yoğunlaşıyor? Alımlar hangi bölgelerde? MTA cephesinde biraz da bu açıdan bahsedelim. Genel senin gündemindeki başlıklar nelerdir? Yani genel olarak baktığımız zaman tabii özellikle endüstriyel metallerdeki satışlar bir miktar dikkat çekiciydi. Yani burada alüminyum tarafında sert satışları gördük. Keza bakır tarafında satışlar vardı. Nikelde sert satışları gördük. Bunlar dikkat çekiciydi. Burada artık bir miktar toparlanma bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Dolar endeksinde eğer daha fazla yükseliş olmazsa ki özellikle alüminyum tarafında açık konuşmak gerekirse piyasa bir miktar yanıldı. Çünkü bu kadar sert bir geri geliş olmasını beklemiyordu. Peki fırsatlar nerede var? Endüstriyel metallerde, kıymetli metallerde dersek net bir şekilde platin ve paladyum diyebiliriz. Özellikle Güney Afrika'daki enerjik kesintileri nedeniyle burada paladyum tarafında arz azalması bekleniyor. Bu arz azalması da fiyatlara yansıyor. O yüzden de son dönemde güçlü bir arz azalması mı olacak? Burada bir paranteze yani desteklerse. Tabii ki önemli üreticilerden bir tanesi Güney Afrika. Yani bir tarafta Rusya var, bir tarafta Güney Afrika var. Güney Afrika'da bu kesintiler nedeniyle maden çıkartılamıyor. Çıkartılamadığı için de maalesef arz azalıyor. Güney Afrika önemli ihracatçılardan bir tanesi paladyum tarafında. Evet. Bu da maalesef paladyum fiyatlarında çok hızlı bir toparlanmayı beraberinde getirdi. Net bir şekilde platin paladyum tarafında burada piyasanın hareketli olduğunu söylememiz mümkün. Önümüzdeki günlerde büyük bir ihtimalle de zaten gazetelerde bununla ilgili haberlerde görmeye başlayacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Hala fırsat var mı yatırımcıların bu paladyum tarafındaki kaçırmış olduğu noktalardan bahsedecek olursan, Güney Afrika'daki arz kısıntısı özellikle paladyumu hala şu an ucuz gösteriyor mu?
Yani eğer bu arz kesintisi bu şekliyle devam ederse evet, yani buradaki yükselişin bir miktar daha devam edeceğini görebiliriz. Tabii bunun için bir miktar daha detaylı bilgiye lazım. Güney Afrika'daki özellikle enerji kesintilerinin ne kadar devam edebileceğini, bunun madenler üzerindeki etkisini net olarak görmemiz lazım. Ama görüntü şu, şu anki kesintilerin etkisinin söylenildiği gibi olursa evet, bir miktar daha burada fırsatlar halen var. Önümüzdeki dönem içerisinde bunu görebiliriz. Özellikle kısa vadeli kontratlarda bu fırsat oluşacaktır diye düşünüyorum. Belki hazır böyle yükselişi konu olan emtialarda, dikkat çeken emtialara değinmişken belki bir miktar da şekere değinmek lazım ki bunu sizinle beraber önceki yayınlarda sıklıkla değinmiştik. Fransa'daki arz azalışına, Hindistan'daki arz azalışına değinmiştik. Üreticilerin etanol üretimi tercih etmesi nedeniyle kısa vadeli arz endişelerinden bahsetmiştik. Geldiğimiz nokta içerisinde şeker fiyatları çok ciddi artış göstermiş durumda. Yani 20 dolarlı fiyatlardan 26 dolarlara geldik. Çok kısa bir sürede %30'luk bir artıştan bahsediyoruz şeker maliyetlerinde, ki şeker dünyada birçok üretimde kullanılan ana girdilerden bir tanesi. Baktığımız zaman burada da hala fiyatların yüksek kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Peki hala fırsat var mı? Bunu da aynı paladyum gibi şekere de soracak olursak. Evet, burada yani artık özellikle bu sene El Niño etkisi nedeniyle Brezilya'da da bir miktar endişeler var, ama petrol fiyatlarındaki düşüşün altını çizmemiz lazım. Yani petrol fiyatları Brent petrolünün 80 doların altında 70 dolarlara yaklaşmış durumdaydı. Bu da eğer petrol fiyatlarında artış olmazsa artık şekerde de yukarı yönlü potansiyelin sınırlı olduğunun altını çizmemiz lazım. O yüzden burada yukarı yönlü fırsatların bir miktar daha paladyuma göre daha düşük kaldığını söyleyebiliriz. Peki ben gıda tarafında aslında şeker verdiğin örnek, bizim en çok konuştuğumuz seninle kahvemiz vardı. O kahveyle ilgili de belli ki fırsatlar artık biraz daha sınırlı olmaya başladı vadeli piyasada. Peki gıda tarafında dünyada oyuncular yer değişikliğine gitti. Yani kimse artık ihracata pek ağırlık vermeden kendi iç dinamikleri, kendi içlerindeki değişen iklimle birlikte önlemlerini almaya başladı. Son gelişmeler neler? Burada Rusya en önemli değişimi gösteren de ülkeler başında geliyordu. Bir diğer tarafta yine en çok tüketim tarafı ağırlıklı Amerika ya da senin nezdindeki haber başlıkları, sonrasında manşetlerde okuyacağımız gıda ile ilgili değişimler ve tedbirler. Nelerdir? Yani hemen şunu söyleyebiliriz. Gıda tarafındaki en önemli konulardan bir tanesi iklim değişikliği. Evet. Yani hava durumundaki değişiklikler. Geçtiğimiz seneler içerisinde El Niño etkisini yaşıyorduk. Neydi El Niño etkisi? El Niño ve El Niño dediğimiz burada El Niño'da işte hava sıcaklıklarının, daha doğrusu su akıntılarının nedeniyle hava sıcaklıklarındaki değişimdi. Bu ne yapıyordu? Bir miktar daha ılıman bir hava yaşanmasına yol açıyordu. Özellikle Avrupa tarafında. Ve şimdi El Niño etkisi geçtik. Bu ne? Bu sefer bir miktar daha soğuk bir dönemi yaşayacağız demek. Brezilya'da bunun etkisini göreceğiz. Uzak Doğu'da etkilerini göreceğiz. Peki bu nasıl bir etki olacak? Bu bir miktar daha geçtiğimiz seneler içerisindeki o üretimdeki düşüşlerin bir miktar daha burada artabileceğini gösteriyor bize. İşte bunu buğdayda görüyoruz örneğin. Üretim tarafında artışlar var. Baktığımız zaman kahve tarafında falan görebiliyoruz. Bunun etkisi yaşanıyor. İklim değişikliği önemli konu olacak. Ülkeler bazında bakacak olursak, özellikle pandemiyle başlayıp sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı ile devam eden dönemde ülkeler bağımlılıklarını azaltıcı etkilere başvuruyorlar. Nedir bu? Tedarikçi çeşitliliğine başvuruyorlar. Buna gidiyorlar. İşte baktığımız zaman Çin sadece Amerika'dan pamuk alımı gerçekleştirmiyor. Bunu çeşitli ülkelere yaymaya çalışıyor. Ülkelerle anlaşma yapmaya çalışıyor. İşte Rusya ile Çin arasında yeni anlaşmalar olduğunu görüyoruz. Belki burada altını çizmemiz gereken noktalardan bir tanesi de belki doların rezerv para olması. Birçok ülke artık piyasalarda yaşanan bu dalgalanmadan dolayı ülkeler arası anlaşmaları kendi para birimleri üzerinden yapmaya başladılar. Bu son dönemde çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle Çin'in başlattığı akımlardan bir tanesi bu. Afrika ile yaptığı veya komşuları ile yaptığı, işte Rusya ile yaptığı anlaşmalarda veya Hindistan'la yaptığı anlaşmalarda kendi para birimlerini kullanmaya başladılar. Petrol işlemlerinde petrol doların etkisi azalmaya başladı. İşte petrol yuanı teşvik ediyor Çin. Buna yönelik hareketler olduğunu görüyoruz. Yani son dönemde yaşanan en önemli trend bir
tedarik zincirinin çeşitliliği ve sürekliliğinin sağlanabilmesi. İkincisi ise piyasalarda yaşanan ekonomik hareketlilikten dolayı sadece bu pandemi krizi veya Rusya-Ukrayna savaşı veya Çin-Amerika arasındaki değil, 2008'den beri gelen ve ekonomilerdeki bu bağımlılığı azaltmak amaçlı para birimlerinin kullanılması oldu. Bu da işte doların piyasalarda kullanımını ve uluslararası piyasalarda kullanımını azaltıyor ki baktığımız zaman son 20 sene içerisinde doların uluslararası ticaretteki payının azaldığını görüyoruz. Bunun da etkisinin işte petroyuan gibi veya ülkelerin kendi para birimleriyle yapmış olduğu anlaşmalar olduğunu görüyoruz. Hı hı. Dünyadaki en son trendlerin, yani emtia piyasında yaşanan gelişmelerin ana trendlerin bu olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ben de şimdi şöyle son dakika haberlerden şöyle bir detay paylaşayım. Borsa İstanbul %-0,6'ya kadar bir düşüş performansı sergiledi, 4512'ye. Arjantin Merkez Bankası politika faizini ise 600 bas puanlık artışla %97'ye çıkardı. Yani dünyada küresel tarafta dediğin gibi gelişmeler gerçekten takip edilecek, birbirine join, yani bağlantıları kuracağız ki tahmin edelim dünyadaki ekonomik veri gidişine. Ama en önemli göstergeler gerçekten emtia gibi geliyor bana. Emtia'daki vadeli piyasalardaki gıda tarafındaki alımlar enflasyonu yine tetikleyen en önemli gelişmeler oluyor. Bununla ilgili çok swaplar tarafında özellikle Çin bir uygulama yapmıştı seninle. Bunu bir değil birçok kez konuştuk. Biraz şöyle gıda enflasyonunu önüne geçebilecek alınan tedbirler. Çin biraz burada nasıl pilot ülke gibi kendini kullanıp swap tarafında bir işlem yapmıştı. Daha doğrusu swap tarafındaki işlemleri kısıtlamıştı. Bunlarla ilgili bir gelişme var mı ya da olması gereken bir nokta var mı? Sen nasıl görüyorsun tehlikeyi? Yani aslında sadece bunu gıda tarafındaki, tarım emtiaları değil, tarafında sınai, değil ama genel emtialarda da konuşmak lazım. Endüstriyel tarafta da konuşmak lazım. Yani ülkeler uzun vadeli kontratlar yapıyorlar işte. Biraz önce de konuştuk, anlattık. Yani tedarik zinciri çeşitliliğini yapıyorlar ama bunları yaparlarken de kendilerini spot piyasalarda, tezgah üstü piyasalarda veya tezgah altı piyasalarda mutlaka hece ederek işlemler yapmaları lazım. İşte bunun çeşitliliği son dönemde oldukça başladı. Brezilya'da da örneğin Çin'in yanında Brezilya'da da bunun etkin bir şekilde kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bu altın çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü bu aynı zamanda hem fiyatlara karşı riski azaltan unsurlardan bir tanesi hem de tedarik sürekliliğini sağlayan unsurlardan bir tanesi. Yapılan bu swap anlaşmaları ve işte forward işlemleri baktığımız zaman aynı zamanda da vadeli işlemler aslında bu işlemlerin sürdürülebilirliğini, ki biraz önce bahsettiğimiz ana trendlerden olan sürdürülebilirliği sağlayacak unsurlardan bir tanesi. Bunu bazı ülkelerin uygulamaya başladığını, karşılıklı anlaşmalar içerisine girdiğini görüyoruz. Bu Çin'le başlayan trendlerden bir tanesiydi ama Brezilya'da özellikle oldukça kullanılmaya başladı ve son geldiğimiz nokta içerisinde her ne kadar politik bir belirsizlik olsa bile Brezilya ekonomisindeki sürdürülebilirliğin de arttığını görüyoruz. Dünyadaki en önemli tedarikçilerden bir tanesi olma haline geldi. Bu da aslında bunların ne kadar efektif kullanıldığını veya kullanıldığı zaman ülkelere ne kadar bir katkı sağladığını da gösteriyor. Önümüzdeki dönemin en önemli konularından bir tanesi, biraz önce de konuştuğumuz gibi, bu tedarik zincirinin çeşitliliğinin sağlanabilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi. Evet. Burada sürdürülebilirliğin sağlanmasındaki en önemli unsurlardan bir tanesi aslında vadeli piyasalar ve işlemlerin hedge edilebilmesi. Bu da sadece tedarikçi ülke anlamında değil, aynı zamanda alıcı ülkelerden, ithalatçı ülkeler içinde en önemli konulardan bir tanesi diyebiliriz ki zaten bu da yavaş yavaş piyasaya yayılmaya başladı. Zafer Ergezen, teşekkür ediyorum detaylar ve aktarımların için. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Evet, Stüdyo Amsterdam'ın sonuna geldik. Zafer Ergezen, emtia uzmanı bizlere eşlik etti. Efendim, kritik haftalar, iki hafta boyunca yine seçimi bolca konuşacağımız bir dönem. Küresel tarafta özellikle basında neler konuşuluyor, bunları çok konuşacağız. Burada noktalıyoruz programı. Yarın 16.30'da tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.